Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hürriyetin ne kadar büyük nimet olduğunu unutma, içeriğinde umumi hukuk olmadıkça dostlarını ucuza satma ve yüz çevirme ve alakanı kesme. Anne ve babanın hukukunu ühtene aldığın evladı iyalinin hukukunu bir hakkın korumak için anne ve babanla veya akrabalarınla aynı binada kalmamaya çalış. Yani Müslümanlar şey yapıyor böyle. Site yapıyorlar ve bir araya gelip kooperatifle bina yapıyorlar ve bir araya oturuyorlar. Sakın bir araya oturmayın. Sen iyi olursan oradaki beyle, senin hanımın onunla kötü olur. Dolayısıyla kötülük sana sıçrar. Hanım da iyi olsa çocuklar yapar. Çocuklar iyi olsa onların çocukları fitne çıkarır. Yani ana babanın hukukunu korumak istiyorsa ama ühtene aldığın, emanet olarak aldın hanımın ve çoluk çocuğun hukukunu korumak istiyorsan uzak yerde otur. İmam-ı Şafii çok ilginç bir şey söylüyor ama bu yeri mi demek bilmiyorum ama kime ne gerçek bilmiyorum ama İmam-ı Şafii demiş ki ana babanın hukukunu korumak istiyorsan sağlığında evlenme. Yapamazsın da. Ana babanın bir hakkın hukukunu korumak istiyorsan sağ iken evlenme. Çok zor olduğunu ima ediyorum hocam. Çok zor olduğunu imam ediyor. Artık dedim ya burada denilir mi denilmez mi ne yapayım? İşine gelirse alırsın yoksa bana gönderirsin. Niye biliyor musunuz? Bizim imanımız rahmetullahin celbine vesile olamıyor. İmanımız bizi namaza götüremiyor. Nasıl cennete götürecek? O da zor yani. İmanımız bizi koruyamıyor. O kadar zayıf. Yani hanımın hukukunu korumak emanettir Allah'a. Bu anne babayla çatışıyor böyle. Anne baba diyorsun bakteri. Anne baba melek, hanım zehir. Bir tuhaf yani, tamam böyle. İkisince bir şey değil. Aynı mahallede oturma, sen ol. Bu kardeşini dinle. Biraz masraflı olacak. O kira vermiyorsun babanın evinde ama olsun. Git soğan ekmek ye, o mahalleden çık. O mahalleden de çık, ben demiyorum. Mahalleden de çık. Uzak ol. İşine gelirse alırsın. Almazsa almaz. Sen kaç defa evlendin? Bir abi. Sen? Bir. Ben binlerce defa evlendim. Binlerce defa evlendim. Buraya kadar hepsi var. Peki, sorulmadıkça konuşma, kişilerin örfüne, anneannesine ve kültürüne ve yük kaldırma kapasitesini nazara al. Bak, sorulmadıkça konuşma, eğer sorulmuşsa o soran kişinin örfünü, anneannesini, kültürünü yük kaldırma kapasitesini nazara al. Mesela Anadolu seyahatimden geliyorum. Yok şimdi Yunanistan geliyorum ama daha önce gelmiştim ondan. Mesela bir abiye gidiliyor. Abiye mesela program yapılıyor yazın. Ablaya gidiliyor. Yaşlı ablalar var. Mesela diyelim ki ben Karadenizliyim, kendimi ne kadar aşmışım, daha belli değil, siz bilmezsiniz. Ne kadar örfüme, anneanneye, geleneğime, göreneğime bağlı ve ona göre dini yorumluyorum. Hani bazılar var ya, böyle laikayı ele almadan nurculuk yorumluyor. Nurculuk sanki kendi anlayışıdır. Kendi meslek ve meşrebine sığabilecek kadar küçük zannediyor nurculuk.
Nurculuk senin meşrebine giremeyecek kadar büyüktür ve geniştir. Öyle zalim ki nurculuğu kendi anlayışına sıkıştırıyor. Başka anlayış farklılığına hakkı hayat vermiyor. Öyle anlaşılmaz. Çok acayip bir zalim, ustadın açık ifadesini ters yorumluyor. Kaste. Niye zalim demiyor? Mesela ustad diyor ki gelecek diyor, gelecek saat diyor. Bu adam diyor ki gelmeyecek diyor oraya okurken. Bundan daha zalim ne olabilir? Allah Resulü'nün hadisi var. Diyor ki benim demediğimi diyen, dediğimi yalanlayan cehennemde yerini asılmasın. Ustad Risale-i Nur'un demediğini diyen, dediğini de yalanlayan iştirak amali uhrevinin dışında yerini hazırlasın. Şimdi sarih ifadeler tevil edilemez. Eğer sarih ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Neyi ne ile izah edip anlamlandırdığını iyi bilmek lazım. Yani karşısına ne koyuyorsun? Neyi neyle izah ediyorsun? Yani aynı cins olanlar üstünlük olabilir, ona şey olmaz. Ama dinde açık olan bir ifadeye açık. Çünkü bugün ben sizin dininizi tamamladım diyor. Ona uyan dindardır, uymuyorsa dinsizdir. Müslümanların içinde yapıyorsa münafıktır. Kafir münafık değildir. Münafık da kafir, kafirliği var içinde. Yani kafir ehli sünnetin dışındadır. Münafık bizimle namaz kılar, namaz kıldırır, iyi vaaz eder. Kafir bunu yapmaz. Münafık bizden gözükür, bizim içimizdedir. Kafir bizim dışımızdadır. Ölünün dirilmesi, maddenin melekutiyetinin galip olması aslına dönmesidir. Süretten hakikata dönmesidir. Yani ölünün dirilmesini nasıl olur diyenlerin eşyayı yani maddeyi atomla izah eden zihniyetin sorusudur. Çok önemli bir haşir ipucundan şey yapıyorum. Konu değişti. Şimdiye kadar bir sorulara cevap veriyordum. Birikmiş maillerin sorusunun cevabıydı. Tahmin edersiniz. Bir sürü. Kimin adına konuşuyoruz? Din adına konuşuyorum. O bitirdi. Koyduk. Şimdi haşir hakkında ilginç bir yorum. Noktayı nazar. Ölüler dirilir mi diye soru soranın düşünce yapısında şu vardır. Madde atom asıldır. Onun dışında bir yapılanma yoktur. Yani buzu biliyor, buzdaki suyu bilmiyor. Sudaki H2O'yu, H2O'daki enerjiyi, esiri bilmiyor. Yani bu suya nasıl dönüşür sorusu gibidir. Ölü dirilir mi? Çünkü maddenin altı, fiziğin altı metafiziktir. Bunu hafif bilse ölümün olmadığını, suretin, fiziğin değiştiğini, fiziğin değişmesiyle metafizik değişmez. Dolayısıyla odun yandı. Fiziği bilen insan bilir ki fiziksel yapının yani fiziğin metafiziğe dönüşüm eylemi olduğunu, yanmanın aynı zamanda kimyasal ve fiziksel bir olay olduğunu, yok olmadığını, kendi hakikatına doğru bir sefer olduğunu bilir. Odun bu tarafa yakındır. Odunu yaktığın zaman dumanın ve nurun odunun daha altına doğru, odunu meydana getiren sürece doğru yaklaştığını bilir. Odundan çıkan nur, odunu inşa etmişti. Yani odunun yanması, odunun yok olması demek, zahire bakarsanız odun yoktur. Ama hakikaten bakarsanız, odunun hakikati daha güçlü oldu. Odun bir yerdeydi ama içerisindeki hakikat her yerde. İşte odun yapmak zordur. Şöyle diyeyim. Cenneti yapmak mı zor, dünyayı mı? Dünyayı yapmak zordur. Çünkü niye? Cennet haydır. Ve hay her şey hayatlıdır. İnne darul ahirete lehiyel heyvan. Her şey hayatlıdır. Hayatlıdan hayatlı yapmak kolaydır.
ölüden hayat yapmak zordur. Cennette mucize yoktur. Cennette mucize yoktur çünkü sıradanlık vardır. Olağanüstülük yoktur. Her şey mükemmel olduğu için zıt yok. Bir şey zıttın girmesi onu mucize kılar. Cennette zıttın müdahalesi olmadığından mucize yoktur, sıradanlık vardır. Dünyada her şey mucizedir. Başka bir tecelli girince o mucize oluyor, bu sıradanlık oluyor. Oysa mesela bir odunu yapmak, nuru yapmaktan zordur. Niye? Odunu yaktığınız zaman çıkan nur her yerdedir. Bu her yerde olan bir hakikati bir yere yapmak zordur. Bakın bir de söyleyeyim. Her yerde olan bir hakikati bir yere sıkıştırıp farklı bir görünüm yapmak, farklı bir vazife vermek, buna göre bu zordur. Cenneti bir anda herkes her yerde olacak. Bu zor değil. Çünkü ruhun özelliği budur. Yani odunun içerisindeki nur her yerde olma kabiliyetini yaktığımız zaman şaşırmayız. Her yerdedir. Ama odunun her yerde olması zordur. Şimdi iyi dinleyin. Her yerde olan nuru odun olarak yapmak çok zor. İşte ruh her yerde olma potansiyeline sahip iken cesedi sıkıştırıp bir yerde tutmak, bu ruhun her yerde olmasından bir yerde olması daha zordur. Bu zordur. Yani bu bedenin hakikati her yerdedir. Olma özelliğine sahip ruh. Yani ruhu beden olarak tutmak çok zordur. Şöyle diyeyim. Güneş bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Bu güneş olduğu için. Bu gayet kolay. Ama o güneşi alıp odun yapmak zordur. Ruhun keyfiyeti güneşe de benzemez. Bu yaktığın zaman nur her tarafa yayılıyor ya. Ruh buna kıyas edilmeyecek kadar mükemmeldir, her yerdedir. Ama bir yere koyabilmek, beden olarak göstermek, takdim etmek, bu budur demek çok zordur. Zor yapılıyor. Mucizedir burası, her şeyi ama. Mucize denilen peygamberlerin ellerinden suyun akması veya isteğinin ayın bölünmesi, o cennetteki normal bir hadisedir. Cennetin dünyayı aralamasıdır. Çünkü cennette parmağından değil, istediğin zaman istediğin yerde su akar. Her yerde olabiliyorsun ama hiçbir yerde değilsin. O gayet şey. İşte ama burayı böyle yapmak zordur. Burada her şey mucizedir. Mucize olduğu için her şeyin mucizelikten çıkmış gibi anlıyoruz ve sıradanlık zannediyoruz. Sonra bunun dışındaki bir şey giriyor devreye, ona mucize diyoruz. Oysa benim konuşmam tamamen mucizedir. Olamayacak bir şeydir. Yani insanın takatının mümkün değil. Yani bir kalpte mana çıkması vesaire. Uzun, bu kadar yeter. Bir de söylüyorum. Ölünün dirilmesini şüphe eden, dirilir mi diyen, varlığı yorumlama sorunu yaşıyor demektir. Varlığı yorumlayamıyor. Varlık, yani fiziksel boyutuyla ibaret olduğunu, nasıl toplanacağını zannediyor. Oysa, odunu yaktıktan sonra, odun dağılmış mı ki, o nuru toplamak zor olsun. Aslında bir şey dağıldı yok. Odunu yaktığınız zaman, ortaya çıkan enerji, hiçbir şey yok olmamıştır. Tekrar o enerji odun yapabilir onu ilk yapan. İçindeki havasını alacaksın nasıl tabir edersen. Diyelim ki bir odada odunu yaktınız, enerji, duman, her şey burada. Isı, ışık. Öyle bir cihazımız olsa ki bu içerideki yapının havasını alsak, nemini alsak, ne bileyim bir özelliğini alsak tekrar oduna döner. Geçişler zaten oluyor. Fizik, metafizik, uyku, uyanıklık. Haşir meselesi varlığı
eşyayı, vücudu tanıma ve tanımlamalara göre değişiyor. Vücuttaki meratipler, vücudun sürecini, zuhuratını tamamlaması, geriye aslına dönmesi sürecidir. Yani haşir meselesi, tekrar dirilme meselesi, buzdan ta Nur-u Muhammedi'ye kadarki meratiplerin tamamlanmasından ibarettir. Yani buzun suya dönüşmesi ne kadar garip değilse, suyun H2O'ya, H2O enerjiye, enerji esire, garip mi? Değil. Enerjinin maddi hayata, maddi hayatın aynı hayata. İşte aşk, ahiret bu işte. Yani buzun suya dönüşmesi ne kadar makulsa, bu sürecin de başına doğru gittiğimiz zaman aynı hayat denilen cennet işte. Ne kadar acayip bir şey yani, garip. Nerede var? Burada var zaten bu. Üzerindeki battaniye alıyorsun. Yani nurun ve dumanın üzerindeki battaniye aldın, odunluktan çıkarttın. Zor bir şey mi? Zor bir şey mi? Bak, odunun üzerine kaldırdık. Ne çıktı? Duman ve nur. Onu da üzerine kaldır. Enerji. Kaldır biraz da üzerini. Esir. Kaldır biraz da üzerini. Maddi hayat. Kaldır biraz da üzerini. Aynı hayat. İşte ahiret bu. Yani buzun suya dönüşmesi gibidir. Burada su konuşan bir şey olsa şaşırmazız yani. Tabii şimdi şaşırmaz ki. Su konuşan olsaydı, şuurlu olsa. Olmuyor derdik yani. Buz diyen konuşsa. Ya benim suya dönüşmem ne açık garipsiyorsunuz demez miydi? Ya kurt işte şey kar kurtları var ya. Kar kurtlanır. Bilmem gördünüz mü? Beyazı böyle bir şeydir büyük. Canlıdır, aklı vardır. Şey aklı diyorum. Hayatı var. Şuuru var, zekası var, hissi zekası var. Gidiyor, elini dokunca gidiyor. Sonra bir bardak su, sıcak bir bardak suya at onu. Hiçbir şey kalmaz, erir ve buza dönüştür. Yani soğuk bumbu su olur. Biz Karadeniz'de koymuyoruz, biliyoruz yani. Kar kurtlanır. O Kaçkar Dağları'nın o eteklerindeki vadi var ya, senelerce kimse geçmem. Yani o kar gelmiş, o kalkmaz ki o vadideki. Tepedeki kısmen kalkar ama vadilerdeki kar kalkmaz. İşte bazen de heyelan olmuş, üzerini kapatmış. Duruyor öyle. Senelerce kar kalkmazsa kurtlanıyor. Canlı. Şimdi o kurda desen ki, sen nasıl suya dönüşeceksin? Acayip der. Ben buzdan bu tarafa, bak kar kurdu, buza dönüşmesi, buz suya dönüşmesi, ne kadar garip. Normal kardeş. Oluyor yani. Suyu buharlaştıracaksın, kar yapacaksın, dağların tepesine koyacaksın. Orada kar senelerce duracak, sonra Allah onu kardan canlı yapacak. Böbrek, dalak, akciğer nefes alıyor, yürüyor, ayakları var. Böyle pompalı gidiyor. Kar yani, kar bu. Buzdan yapmış. Peki kar kurdu. Kara dönüşmesi, buza dönüşmesi. Buzun suya dönüşmesi. Ne kadar makul. Suyun kar kurduna dönüşmesi. Gözümüzün önünde bir hadise. Yani fiziksel olayları bilmiyoruz. Evet. Şimdi hocam bilmeyene zor bu. Mesela havadan, neminden su üretiyor, cihaz evet. Yapıyor adam. Onu bilmeyen biri gördüğünde çok şaşırıyor. Yani bu klima işte. Evet. Klima çalışsın orada bir tane bak kablo şey var. Hortum. Aşağıda bodrum var bizim ama burada. Ama onun iç yapısını bilen için normal. Gayet normal. Evet. Bilmeyene zor yani. Şimdi alıyor sıcak havayı. O petekten geçiriyor. Üzerindeki ısıyı alınca nem olarak tak kendisini gösteriyor. Acayip bir şey ya. Yani nasıl dirilecek? Yani odun nasıl aslına dönüşecek, kurt nasıl su olacak gibi bir şey yani. Yani bu soruyu fiziği bilmemekten kaynaklanıyor. Veya biliyor, kast var tabii. Kast edene hiçbir şey delil olmaz. Niyeti inkar ise hiçbir delil değildir. Niyeti iman etmek ise her şey ona delil olur.
Niyet iman etmek değilse ne anlatırsınız anlatın. Hiç. Onunla da uğraşmayın zaten. Anne karnına hangi yöntemle gelmişsen aynı yöntemle ahirete döneceksin. Maddenin enerjiye geri gitmesi gibi. Nasıl ki ruhsal yapı madde olarak kendisini inşa ettiyse, enerji denilen o paketin maddedeki kendi oluşumunu, madde kendi yapısını değiştirerek içerisindeki metafiziği çıkartıyor. Yani bir ruh kendisini bu alemde hangi yöntemle inşa etmişse, aynı yöntemle madde kılıfından çıkıyor. Bir şey var. Nasıldı o? Şey yazmıştık. Kaderde var galiba. Diyor ki şimdi biz yoktuk. Bir de böyle bak diye. Kader ilginç bir şey ama bakayım yapar becerebilecek miyim? Yoktuk. Ondan sonra bir sperma denilen bir yapıdan sonra hop yapılanma 4 ay sonra geldim ben anne karnına. Ruhum geldi. Daha önce hayatım gelmişti. Hayattan önce şey ruhtan önce hayat geliyor. 4 ay hayat. Bitki hayatı gibi. 4 ay sonra ruh geliyor. Sonra bebek dönemim. Dünyaya geliyorum. Büyüyorum. Tamam? Büyüdüm bu yaşa geldim. Şimdi geçmişime bakınca şaşırır mıyım bebeklik halimi? Şaşırmam değil mi? Yani bu kadar sima değiştirdim, ses tonu değiştirdim. Bilgi ve bir sürü doğrularım ve yanlışlarım vardı bir sürü değil mi? Peki bunu ters yapalım. Bakın bebeklikten ihtiyara doğru gidiyorum. Peki, fakat ihtiyarlık yönümü bilmiyor. Ama geçmiş biliyorum. Tersini yapalım. Ben bir vesileyle ihtiyar son anım kadar, yani ihtiyar hangi yaşta öleceksem, o yaşta dünyaya başlasam. Dünyaya başlasam. Acaba bebekliğimi hatırlabilir miyim? Yani nasıl olacağım acaba? Bilmezsin ki. İhtiyarlıkta mesela 60 yaşındayım. Gittikçe 60 yaşında olarak geldim. Ters olsa kainat. 59, 58, 52 oldum. 51. Ha? Allah Allah. Hiç şaşırmam değil mi böyle 60 senemi? 60 yukarıya doğru hiç şaşırmıyorum. Ama acaba 15 yaşında nasıl olacağım ya? Bu gayet merak ediyorum. 15 yaşım benim için gelecek değil mi? Sonra bebeklik halimde 15 yaş. 14, 13, bunu çağa gitti. Aklımdan ama yavaş yavaş gidildiği için ana o duygular, akıl sömürülüyor. Sömürülüyor. Hani ne böyle unutkanlık oluyor ya insanlarda. Yavaş yavaş unutkanlık olduğu gibi. Burada da kendini unutkanlık hop özbenliğin falan 11, 10, 9, 8 hiçbir şey fark etmezdi. Sonra baktın ki tamamen şuursuz gibi bir şey bebek. Ve onda inceleştin bir hücre oldun, öldün. Ne kadar normal. Ahiret bu işte. Tekrar dirilme bu. Kader de bu. Yani önüne doğru baktığın zaman o 60 yaşındayken bebeklik halin ne kadar kesin? Ne kadar kesin o? Ve gayet midir? Yok. Gelecek de gayb değil. İşte eğer ihtiyarken gelmiş olsak bebeklik istikbal olur. Ama şöyle tercih edilmiş. Bebeklikken gelmişiz, ihtiyarlık gayb olmuş. Dur bakayım o nerede? Size bir bakayım. Onu şey yapıp bulursam garibinize gidecek. Kader 302. 302'de geçiyormuş. Okuyayım onu bakayım. Şimdilerde geleceği keşfetmek
geleceği görmek gibi konuşmalar gayet normal gelmeye başlamış. İnsanlarda. Mesela diyorlar ki bu adam geleceği keşfetti. Geleceği tasarlıyor. Geleceği tasarlamak, geleceği çizmek, geleceğe konuşmak, geleceğe konuşuyorum. Geleceği duymak. Hani diyoruz ya insan böyle. Bu adam var ya, bu ehli ilim geleceği duyuyor. Geleceği görüyor. Geleceği tasarlıyor. Haşa, geleceği kurguluyor diyor mesela. Geleceği duymak, geleceği inşa etmek. Konuşmaları hepimiz ortak, normal geliyor değil mi? Birileri hakkında böyle diyorlar. Adam geleceği görüyor. Hiç kimse itiraz etmiyor buna. Gelecek yok ki görsün. Nasıl görüyor? Demek ki var ki görüyor. Geleceği tasarlıyor. Hatta geleceği duyuyor diyor. Gelecek insanı bu. Hiç kimse kalkıp da sen deli misin ya, ne gelecek? Var mı ki geleceği kurguluyorsun? Gelecek var mı ki görüyorsun? Gelecek var mı ki sen onu çiziyorsun? Bunu itiraz etmezken kaderi itiraz ediyor mesela. Mesela Allah geleceği biliyor deyince nasıl bilir Allah? Soran insan, bir bilim adamı geleceği tasarlıyor, geleceği çiziyor, geleceği görüyor, geleceği duyuyor bu insan. Ama kimse kalkıp buna itiraz etmiyor. Ama Allah'a itiraz ediyor. Hepimiz ortak, artık normal geliyor bu konuşmalar. Bu var mı? Var. Bu var mı peki, gelecek var mı ki duyuyor adam? Var. Bunu insanlara veren zat da daha kapsamlı ve camlı olması gerekmiyor. Bir insanoğluna bu donanım verilmiş. Geleceği görmek, geleceğe göre tedbirler almak. Ne diyor siyasi liderler için? Geleceği görüyor ya. Adam geleceği görüyor, adım atıyor. Vizyon sahibi diyor. Vizyon sahibi diyor mesela. Ne demek vizyon? Gelecekle ilgili bakış açısı. Ha, bakış açıları böyle. Ha? İleri görüşlü diyor. Ha. Peki bunu Allah'a vermiyor. Peki bunu kime vermiş? Allah kime vermiş bu donanım? İnsana vermiş. İnsana vermişse Allah da daha fazla olması gerekmiyor. Zatta daha, Cenab-ı Hak'ta daha fazla olması lazım. Çünkü insanların kabiliyetlerinin sahibi odur. İnsan bebekliğinden ihtiyarlığını merak eder. Bebekliğinden acaba ben 60 yaşında nasıl olacağım? Merak eder. Acaba bir vesileyle ihtiyar olarak dünya gelmiş olsak, ölüm de ihtiyarlıktan gençliğe, gençlikten bebekliğe, buradan da fasulyeye, domatese, bibere dönüşsek. Bak bir daha söyleyeyim. Bebeklikten ihtiyarlığı merak eden adam, bir böyle bir sistemi değiştirse Allah, ihtiyar olarak gelsek, ondan sonra 65 yaşında vefat ettiğin tarihte geldin, bu sene 64. Tarih de ters gidiyor tabii. Ama böyle gidiyor. 64, 63, ya ben acaba 15 yaşında nasıl bir delikanlı olacağım ya? Çok tuhaf ediyorum. Niye? 50 yaşındayım daha. Daha ben 35 senem var diye. İnsan ne yapar? Ondan sonra bebeklikten spermaya, oradan kuru fasulyeye, domatesi ekmeğe, fasulyeye, bibere dönüşsek. Acaba ilk dünyaya ihtiyar olan gün geçtikçe bebeklik denilen ölüme değse, bebekliğe doğru ölüme değse, biz bebekliğimizi nasıl merak ederdik? Hatta bebek döneminde şuursuz olmayacağından bebekliğimize inanırdık. Bak, hatta bebek döneminde şuurumuz olmayacağından. Peki bebeklikte şuurumuz olacak mı? Hayır. Ama öyle bir süreç yaşıyoruz ki şüphe var mı? 59, 58, 57, 15, 14, 2. Yani 3,5'tan sonra şuursuz olacağımıza şüphemiz var mı?
Her şeyimiz alınacağından şüphemiz var mı? Domates alın olacağımızdan şüphemiz var. Hiç kimse şüphe etmezdi. Şuurumuz gideceğinden hiç kimse şüphe etmezdi. Bebekliğimize inanırdık fakat bebekliğimizin farkında olmadan ölüp giderdik. Veya üçüncü bir varsayım. Bu üçüncü bir varsayım. Bak üç tane. Bir doğduk, büyüdük, 65, 63 öldük. Bu birinci yöntem. Allah ikinci bir yöntem yapsa, 63, 62, 61 böyle yapsa, ikinci yol. Üçüncü yol anlatıyorum. Biz 33 yaşında bir vesileyle dünyaya gelsek, havuza yıkandılar. Oradan çıkarıyorum ha, 22. sözün başı. Havuza yıkandılar diyor, 33. Tamam. Her geçen gün hem ihtiyarlığa, hem bebekliğe doğru gitsek, iki yönde çalışsak. Çok acayip bir mantıka bak bu. Bak bir de okuyorum. Her geçen gün hem ihtiyarlığa, hem çocukluğa doğru istikbalimiz olsa, iki tane istikbali var. Bebeklik, yaşlılık olsa, bir yönümüz ihtiyarlık, bir yönümüz bebeklik olsa, neler hissederdik? Vallahi iki anı birden yaşasak, 33, 32, 34, 31, 35, 30, 36, tamam. İki hali bir anda yaşasak ama bu üçüncüsü 3. Yani bulunduğun yerden böyle gitsek. 33 yaşında yaratıldık, ikisini bir anda yaşıyorsun. Hem ufalıyorsun, hem ölüme doğru. İkisi de ölüm. Ufalmak da ölüm, ihtiyarlık da ölüm. Hop ikisinin cemi çan eğrisi 33. Cennetteki yaş erkeğin, kadının 18. Şimdi bu eğiliyor bak böyle. Tamam. Bir yönümüz ihtiyarlık, bir yönümüz bebeklik olsa neler hissederdik? O zamana göre şimdiki sistemi düşünsek ne kadar garip gelecekti. Şimdi o anda iki şeyi yaşıyorsun. 33. Bir sene geçti, 31, 34, 30, 35. O zaman desek ki bu haleti yaşayan insana, ya böyle bir düşün bak, doğacaksın, bebek olacaksın, büyüyeceksin, bir araya geleceksin, öleceksin. Allah Allah, öyle olur mu ya, nasıl olacak acaba ya? Nasıl büyür ya? Yani bak, ne, ya bebek şöyle fasulye, domates olacaksın, ne? Domates, fasulye, hatta karabiber. Biber de olacak. Charleston biber de olacaksın. Sığır da olacaksın. O malzemeden gelecek sonra bir sisteme geçeceksin. Karanlık. Anne karnı. Ondan sonra Allah'ım bebekli böyle Allah Allah. Sonra oynayacaklar seni sevecekler. Sonra belirlerde dövecekler. Büyüyeceksin sonra. Kendine gelecek. Kendine bir şahsiyet gelecek. Sonra kendini kurgulayacaksın. İşte bu sistemi sen de kuracaksın. Evleneceksin böyle. Allah Allah. Tuhaf derdi. Değil? Öyle derdi. Alışılmışın dışında. O zamana göre şimdiki sistemi düşünsek ne kadar garip gelecekti. Temelde hep zamanı anlama, zaman denilen nehrin veya şeridin bizi nereye taşımasıdır. Yani temelde şu. Zamanı anlama ve anlamlandırma ve zamanın eşeğe yaptığı tesir ve değişikliği anlayamıyoruz. Zaman denilen şerit, zaman denilen nehir, zaman denilen der esması eşyanın üzerine tesiri azimdir. Yani çan eğrisi 33, 31, 34, 30, 30, 35, 29, 36. İkisini bir anda yaşasak hem bebekliğe doğru hem ihtiyarlığa doğru. O zaman bebeklikten büyümeyi veya ihtiyarlıktan küçülmeyi kimse anlamazdı. Ve garip gelirdi. O zaman bizim ne inşa etmeye çalışıyorum? Bizim yaşadığımız dünyaya göre aklımız inşa edilmiş. Sebep sonuca doğru aklımız çalışıyor. Çünkü böyle bir dünyada çalışıyor akıl. Bunun dışında ancak maddeyi fark edip
madde arkasına geçenler böyle kurgulama ve gayet normal olduğunu, bu sistemin gayet o sıralardan bir tanesi olduğunu der. Yani mecbur değil bu. Doğup büyümek mecburiyeti yoktur. Veya yaşlıyken çocukluğa doğru mecburiyet yok. Bu da olur. Önemli olan zamanın iyi anlaşılması. Temelde hep zamanı anlama, zaman denilen nehrin veya şeridin bizi nereye taşımasıdır. Her uğradığımız yerde inkılap geçirmemizdir. Şimdi konuşmaların konuşmasından, işte kişi geleceği çok tek görendir. Mesela insan ne olurdu? Bu sistemde farklı düşünce yöntemimiz gelişirdi. O zaman ahiretin veya yeniden dirilme gayet sıradan bir şey olurdu. Buzun suya dönüşmesi gibi olurdu. Ama bizim yaşadığımız sistem aklımızı inşa ettiğinden, onun dışına çıkamadığımızdan öyle bir yapıyı anlayamıyoruz. Şimdi konuşmaların konuşmasından bir şey çıkarıyorum. Konuşmaların konuşmasından işte konuşmalar, işte kişi geleceği çok tek görendir. Kişiler geleceği tek görür. Geleceği tasarladı. Geleceği görerek bir sistemi tasarladı. Hani var ya, şimdi ne konuşuluyor? Kişiler yani geleceği duyuyor, geleceği görüyor, geleceği duyuyor, tasarlıyor. Yani ne diyor bak insanlar? Geleceği tasarladı. Geleceği görerek bu sistemi tasarladı. O bugünü değil, geleceğin inşasını yapıyordu. Diyorlar ya. Bir Allah'ın kulu da buna itiraz etmiyor ya. Sonra, onda geleceği okuma aklı ve gözü vardı. O adam var ya, geleceği okuma aklı ve gözü vardı onda. Başka, sanki onun için gelecek yoktu. Geleceği şimdi yaşıyordu. İnsanlar 50 sene sonraki halini şimdi konuşup, şimdi onu yaşıyordu. Gibi tabirleri duyarsınız. Bunları duyanlar hiç itiraz etmiyorlar. Allah için medar bas olunca nasıl oluyor sorusunu sorarlar bunlar. Burada bir şey söyleyebilir miyim hocam? Şimdi diyelim ki bu zamandaki bir insan 5000 sene önceki bir toplumun içerisine gitse, orada da petrol maddesine dese ki bu petrol maddesinde şöyle araçlar yapılacak. Bunu gördükten sonra. Tabii. Plastik maddeleri yapılacak gibi ifadeler kullansa, oradaki insanlar onu itiraz edecek. Sen diyecek saçmalıyorsun gibi karşılayacak. Tabii. Ama Cenab-ı Allah onu milyonlarca sene önce yaratmış. İnsanlar da sorsa Cenab-ı Allah bunu niye yarattı? Oysa Cenab-ı Allah şimdi kullanılıyor işte o petrol maddesi. Demek evet. Ki... Yani şu sistemi şu çalıştırsan. Mesela 33 yaşında olsan, evet. İki anı bir anda yaşasan. Bu iki anı demek, mazi istikbali taşıyan yön demek, istikbali mazi taşıyan yön demektir. 33 şimdiki zamandır. Bir daha söylüyorum. Aynı anda istikbali hale taşımak, aynı anda mazi istikbali taşımak. Bunu buraya indirmek, bunu buraya çıkarmak. Aynı anda yaşıyorsun. Mesela diyelim ki bir yaşındaki bebeklik halini, 63 yaşındaki ihtiyarlık halini 33'te yaşasan, 2 yaşını yaşıyorsun, 62, 3, 61, 4, 60. Böyle bu yaşın insana getirisini, duyguları, düşünceleri şimdiki koysa gayet normal. Çünkü insanın yapısı buna müsait. Çünkü kalbin ve ruhun dereceyi hayatına geçersen dünü bugüne eşit görürsün. Aynı şeydir. Takvimde mesela bir sene sonra güneş tutulacak diye yazıyor şimdiki insanlar. İşte 10 sene sonra şu şekilde... İlmiyle geçmiş. 10 sene sonra şu olacak. Veriyle onu okuyabiliyor. Sen insan olarak okuyorsun, Cenab-ı Allah'ın okumasına itiraz garip geliyor.
Bu tür düşüncelere sahip olmak için yeter ki her daim aynı yolları kullanmamak lazım. Peki diyeceksin ki bunu nereden çıkarttın biliyor musun? Nerede geçiyor bu sözlerde bu mantık kuruluşunu? Biraz önce anlattım. Neredeydi? 22. sözün başında bir havuza yıkandılar. İki kişi. Kendilerini başka bir memlekette gördüler. Kimisi istikbalden geliyor bakın oraya. Kimisi maziden gelen bir insan var orada. Çünkü Allah Resulü şöyle diyor aleyhissalatü vesselam hadisi. Gittiğiniz yoldan geri dönmeyin. Sözünü hatırladım. Hadiste var. Mesela bir yoldan gittiniz bir derse aynı yoldan geri gelmeyin. Niye? Bir sürü izahı var. Çünkü insan bir kere standartlık istemez. Standartlık kabına geri dönüştür. Gittiği yerde aldığı bir hakikati başka bir yönde giderek kullanmaktır. İlle o yol değildir. Düşünce yöntemidir. O düşünceye geldiğin hangi yöntemle buraya geldinse aynı yöntemi kullanırsa geriye gidersin. Mesela biz şeyde kullanalım. Risale-i Nur'da kullanalım bu metodu. Lugatla gelelim Risale-i Nur anlamaya. Soruyorum, benim dava arkadaşlarıma soruyorum. Lugat kimin yüklediği manalardır? Lugatı yazanlar. Alem-i İslam'da kullanılan lugat iki kaynaktan çıkıyor. Basri alimleri ve küfe alimleri. Kelimeye verdikleri mana onların verdiği penceredir. Yani tahayyül, tasavvur, tevekkül gibi kelimelere o alimlerin verdiği mana bir penceredir, dürbündür. Ama Risale-i Nur yeni bir insan modelini inşa ediyor. Risale-i Nur'un kelimesine, cümlesine Basra ve Küfe alimlerinin verdiği lugat manasıyla bakarsan o zaman sen Risale-i Nur'un umman gibi mana hakikatını kişilerin bakışına indirgemiş, hapsetmiş olmaz mısın? Onun için lugat manasını koyun kenara diyorum. Hatırlar mısınız el derste aman abi? Koyun oraya. Dün ne dersi vardı? Çarşamba dersi. Ne vardı? Cismaniyet. Ondan sonra dayanamadım. İşte cismaniyeti lugat manasını verdi. Vallahi aşkına bir bakın harika bir şey yani. Kardeş sunum yapıyor. Levent. İki Levent var. Ondan sonra sunum yapıyor. Lugatı verdi. Dedim ki bundan sonra bunun üzerine binecek. Dur. Lugat manasını beyninizden silin. Böyle bakın. Külliyatta böyle bakıyor. Şimdi bunu nasıl elde edersiniz? Kelime üzerinde çalışacaksınız. Mesela cismaniyeti çalışıyorsunuz. Cismaniyet cümlelerini, paragraflarını topluyorsun, okuyorsun. Sende meydana gelen bir hakikat. Bir de cemaata muzakereli, cemaat derken bizim umumi ders değil. Muzakereli heyetle okuyorsun cismaniyeti. O istifade ettiğini bunlara sunuyorsun. Onların ehilleri mabeyninde şey yapıyorsun. Manalandır. Ona uygun bir kalıp koyuyorsun. Çünkü lugat kalıp demektir. Risale-i Nur'u eski kalıplara sokamazsınız. Ona ait bir örnek vereyim. Kitap dava arkadaşlarıma söylüyorum. Kader Risalesi'nde illet-i tam'ı geçiyor. Açın lugatı. Gayb değil. Tam lugat var vesaire. Lugat açın. Ne der? İllet-i tamme, ille-i maddiye, ille-i gayye, ille-i failiye, ille-i suriyenin bir araya gelmesinde vücud-u ilimden vücud-u harici kudretin dönüştürmesidir. Bunu göreceğiz. Bunu kim söylemiş? İllet-i tamme'yi kim yorum? İllet-i tamme ne olduğunu kim demiş? Ve böyle bakarsan sen bu pencerenin dışına çıkamazsın kesinlikle. Oysa ustad illet-i tamme'yi 4 değil 3 söylüyor. Lüzum, zaret, vücub bir araya gelirse vücud harici olur diyor.
illeti tammi böyle tarif ediyor Kader Risalesi'nde. Şimdi kelime noktasında değil cümle Risale-i Nur'da cehalet dersi yapılmış. Hatırlarsınız. İşte bu şekilde çalışmam, bir de adam bunu desteklemesi gerekirken bunu yapanlara yanlış diyor. Bu kelimeler niçin uğraşılıyor? Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek için. Bak cismaniyet neymiş? Cismaniyet bir diyorsun ki kudretin atom şeklindeki ifade ettiği mehlukat. Bakın lügat öyle yazın. Atomdur yani. Cesettir. Oysa ta cismaniyetin buradan ta cenneti içine alacak kadar bir serüvenin, bir mutlak bir vücut yapılanmanın simgeliğini taşıyor. Değil. Demek ki biz alıştığımız böyle şeyler var ya, çıkmak istemiyoruz. Niye? Korkuyoruz. Başkası olmaya alıştık. Papağan. Papağanlığa alıştık. Kendimiz olmaya utanıyoruz veya korkuyoruz. Böyle cesurca davranamıyoruz. Cesur olamıyoruz. Korkuyoruz. Gölge insanı olmuşuz. Sindirilmişiz. Korkutmuşlar bizi. O gölgenin dışına çıkarsan, o kamyondan inersen, başka araba yok, kalırsın yolda demişler bize. Külliyatı başkalarını anlamak zorunda kalmışız. Bırakmışlar bizi maalesef. Bunu yapanlar nasıl becerdi? Abi bu nasıldır? Oku oku anlarsın. Peki abi. Abi bu nasıl anlarız gelecek sen aynı? Oku oku anlarsınız. Bu oku oku anlarsınız diyen de anlamamış. Anlasa ağzı durmaz ki, dayanamaz ki, söyler. Çünkü benzine kirpit çaktınız. Benzin, ya benim öyle bir şeyim yok. Yanmam diyebilir mi? Böyle bir lüksü var mı? Söyleyin. Yoktur. Öyle mi? Yani elini suya soktun. İslanmama lüksü var mı? Bilen duramaz. Mümkün değil. Fıtratta bu var. Allah bile kendisini ifade etti mevcudatta. O oku oku anlarsın diyen anlamadığı için öyle diyor. Düz oku diyenler tefekkür etmedikleri için öyle diyor. Tefekkür meslekleri olmadığında. Çünkü lügat, çok iyi biliyoruz ki lügat bir alimin veya alimlerin koydukları kalıptır. O kalıba Risale-i Nur'u koyuyorsun. Peki neyle anlarsın? O paragrafı, mesela Osmanlı yıkılmasını İstanbul'daki medreselerde müzakerenin kalkmasındandır diyor. Öyle mi? İstanbul'daki medreselerde müzakere ilmeğinin kalktığından rahmet ilahi bırakmış. Öyle değil mi? Müzakereler kalkmış. Müzakere demek paragrafı koyuyorsun, bir mevzuyu koyuyorsun veya bir kelimeyi koyuyorsun. Kardeş çalışacak tabii dersine. Çarşamba dersi gibi. Enfüs dersi var ya. Adam 4 ay çalışmış o cismaniyete. Ne olur sen olup okuyup geçerken anladığında ne olur biraz hak versene, o adam 4 ay çalışmış. 4 dakika onu izah etsin. Ve 4 ayını benim zamanım var. Benim zaman ama senin yok. O zaman ben sana kısa bir zamanda aktarmam lazım. Oku oku anlarsınız, anlamayanlardır. Eğer tefekkür boyutunda olsa, bunu hakikaten buna çalışsa var ya, çalışsa, Allah Allah bu, he, nerede de geçiyor? Lemalarda böyle geçiyor. Şualarda geçiyor. Asay-ı Musa'da böyle geçiyor. Mektubat'ta böyle geçiyor. Çalışsa, arkadaşlar en azından bunu der. Şu mana, Mektubat 383, Lemalar 8, Sözler 434. Şurada ve dikkat edin görürsünüz ama ben çalıştım. Orası bu manayla böyle söylüyor. O zaman yeni nesil senin kafana basıyor, daha yukarıya çıkıyor. Ama hep sindirmişiz. Oku oku anlarsın. Sit. Ne farklı mana çıkarıp da imtiyazlaşıyorsun be kardeşim? Ses! Sadakatin bozuyorsun ya. Risale-i Nur'a zarar veriyorsun. Bana zarar veriyorsun. Abiciliğime zarar veriyorsun. Benim tahakkümüme zarar veriyorsun. Laz hocanı öptü gibi. Öşür verin. Öşür verin. Öşür.
Nereye verecek? Hemen şur verin, tehdit ediyor, tehdit işareti. Nereye? Hem de adresliyor burası. Böyle yapacaksın. Ha? Şimdi daha fazla konuşmayacağım ama arkadaşlar cesur olmak lazım. Allah'ın dini tektir. Allah Allah'tır. Peygamber peygamberdir. Bir tane peygamber var, bir tane Kur'an'ımız var, bir tane Bediüzzaman'ımız var, bir tane Risale'm var. Risale-i Nur'a nazarınızı çevirin. Size abi söylüyorum, ablayı söylüyorum. Şeyh Ustad kim? Sözler abi, mektubat abi, Emirde abla, Kastamonu abi. Tavsiye ediyorum bu fakir, ciğeri yanan bir kardeşimizin. Ha, buralar sizin oralarda oturup da söylesem dersiniz ki temennisidir bu. Sizin oturduğunuz gibi otursam ama beni Allah buraya getirdi. Artık ben de ders yapma şeyindeyim. Affınıza sığınarak suizan etmeyeceğinizden dolayı söylüyorum. Ha, belirli bir konumum var benim. Bu konumdayken söylüyorum, benim konuştuklarımı külliyatla şey yapın, sorgulayın. Lugata mahkum olmayın. Ama bu makamdayken söylemem halis olduğumu gösteriyor. Yoksa ben de aynı şey yaparım. Ben bugün tarikatı kurursam kurulmadım. Bugün abiciliği iddia etsem, bir muayyen bir cemaat iddia etsem olmayacak. Size nerede duydunuz, hangi derste duydunuz ki buraya gelmek zorunda değilsiniz. Kendini inşa etmek adına, senin fıtratına nereye uygunsa oraya git diyen var mı? Bunu hani dedim ya, o ihlas risalesine en büyük ihlassızlık yapıyor. Ben şu anda yaptığım gibi. Bak benden başka yapan yok diye riyakarlık yapıyorum aynı zamanda. Ama varsın olsun biraz yapsın ama doğruyu da söylüyor. Sen buraya mecbur değilsin dinlemeye. Ama Risale-i Nur'un mana ummanlığını Küfe ve Basra alimlerinin kalıplarıyla anlamaya çalışma. Oku oku anlarsın diye değil, kardeşi müzakere edin. Bakın, külliyatta onu nasıl izah ediyor. Bu işte o ne kadar kimler meşgul olmuş, git abiden o ders al. Onu al. Okulda da öyle, ders almıyor musun hocadan? İkinci sınıftan dersim var hocam diyor. Üniversite hazırlama kursuna gidiyorsun, kitabı koyuyorsun koltuk altına, o dersi ondan almıyor musun? Niye ondan alıyorsun o dersi? Oku oku anlarsın, niye yok? La fizik bile oku oku anlarsın olmuyor. Tıp kitabı bile oku oku anlarsın yok. Ülle tıp hocasını alacaksın kardeşim. Bunun ehilleri var. Anlaşılmaz kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Peygambersiz Kur'an, Bediüzzamansız Risale-i Nur. Laikasız nurculuk. Vakıfsız dershane. Nasıl olacak? İşte böyle olacak. Tamam. Cesur olun. Cesur olun, edepsiz olun. Hududunuzu aşın manasına değil. Risale-i Nur'u daha önceki o kalıplarınızdan sıyrılın. O size giydirilen elbiselerden, lugatlardan, abilerin size giydirdiği, hocaların, şeyhlerin, ustaların giydirdiği elbiselerden sıyrılın. Siz olmaya cesur olun. Başkası olmaya bakmayın. Sen olmaya çalış. Taklitçi olma, maymuncu olma. Kendini inşa et. Ya Ömer, Ebu Bekir gibi ol demedi. Ya Osman, Ömer gibi ol demedi. Ya Ali, Osman gibi ol demedi. Hepsi Kur'an'dan ve sünnet-i seniyeden malzeme aldılar ama kendilerini inşa ettiler. Ebu Bekir çıktı, radıyallahu anh, Ömer vesaire. Ama Allah Resulü de aynı şey diyor. Ya Ömer, niye Osman gibi yumuşak değilsin demedi. Ya Osman, niye Ömer gibi sert değilsin? Hayır, ikisi de Kur'an'dan beslendi. Kalıp yok. Eşitlik yoktur kardeşim. Eşitlik denen bir şey feministlerden gelmiş, Fransızlardan gelmiş. Kadın kadına bile eşit değil. Bu çiçek bu çiçeğe bile eşit değil. Bana söyleyin eşitlik nerede var? Bir yer gösterin. Bu hava ile dışarıdaki hava farklıdır. Burada maneviyat yüklenmiş. İki erkek birbirine eşit midir? Köpek sığıra eşit midir? Kadın erkeğe nasıl eşit olacak? Adalet tektir ama. Hak sahibinin hakkını vermek. Eşitlik demek fıtratta zenginliği reddetmektir. Tek boyut insan. Cemaatta nasıl şey olacak? İmtiyazlaşma. Lugattan çıkma. Hayır. Lugatı nüfus kağıdı gibi belirli bir aşama için kullan. Ne olur ondan sonra bas ona
Çık. Külliyatı külliyatla. Ama cesur olman lazım. Haddini bilerek hududunda kal. Bu terbiyesizlik manasında değil. İslam'da saygı, hürmet zaten esastır. Terbiyeni takınırsın. Ama ne olur? Son cümlem olsun bu manayla. Külliyatı başka kişilerin, lugatın veya kişilerin anlayışına hapsedip bakma. Köle insan olursun. Risale-i Nur'un açık emirlerine, açık ifadelerine kanaat et. Gelecek diyorsa gelecektir. Gelmeyecek diyorsa gelmeyecektir. Verin diyorsa verin. Vermiyor diyorsan vermeyin. Böyle. Yani Risale-i Nur'u kale almayıp, iddia edip ama rehberin kişi Risale-i Nur'a zıt hareket ediyorsa ne olur Allah rızası için orayı terk et. Peki, son şeyimizi buraya okuyalım. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gittiğiniz yoldan geri gelmeyeni sözünün hatırladım. Herhalde bir manası insanı inşa eden gözlemlemek, düşünmeye zenginlik katmak, hani geri dönmek ne demek? Gözlem yani seyrettiğin, temaşanı değiştirmek, insanlara zenginlik katmak, düşünce farklılığını çoğaltmak, gittiğiniz yoldan gelmeyiniz. Nasıl ki geleceğin buluşlarını şimdi bulmak nasıl mümkünse, öyle değil mi? Geleceğin buluşlarını şimdi buluyorlar. Gelecekte herkesin kullanacağını adam şimdi buluyor. Nerede buluyor? Şimdiki zamanda buluyor. Dikkat edin. Gelecekteki bir buluş, bir söz veya bir sanayi, şu kale mesela, bunu bulduğu zaman adam yoktu. O yoktu ki buldu deniliyor. Bunu bulduğu anda gelecekte bizim normal ad dediğimiz şeyi bu zamanı oraya taşıdı. Bazılarına geçmiş gelecek yoktur. Çünkü onlar zamanın arkasına geçmişler. Tayı zaman, bastı zaman tayı mekan. Bak bir de okuyayım. Nasıl ki geleceğin buluşlarını şimdi bulmak nasıl mümkünse, yani bugün kullandıklarımı dün bulmuşlardı. Aslında her bir buluş geleceği aralamaktı. Hem düşünmenin ne yönü ne de zamanı yoktur. Düşüncenin yönü ve zamanı yoktur. Mekanı yoktur. Düşündüğünü yapabilmen için sana tahayyül takılmış. Düşündüğünü yapabilmen için sana tahayyül sistemi takılmış. Atölyedir. Acayip bir atölyedir tahayyül. Böyle bir yer. Düşündüğünü kesiyorsun, biçiyorsun. Getir biraz daha, getir. Çivile buradan. Del onu. Koy böyle. Bak gözümü kapatmışım. Boya kırmızı. Ya duvar olmadı ya boya. Kırmızı olmadı. Ya sarı koy. Ya biraz misafirlik oluyor. Oo siyah koyma, kahverengi koyma yatak odasına. Çünkü sıkıntı olur. Tamam. Olmaz. Vesaire. Yani tasarladığını, düşündüğünü yapma atölyesi, inşa atölyesi hayaldir. Hayal bir şey şekillendirmek değil. Düşündüğünü yapabilme atölyesidir. İnşaat yeridir. Kaldırıp koyuyoruz. Haşa, Allah haliktir. Allah aynı zaman varı yok eder, yoku var eder. Bu özelliği insana hayali vererek yaptı. İnsan da haşa Allah'ın bu sıfatına halk ediyor, yok ediyor. Hayalen kuruyor ve hayalen yok ediyor. Allah'ın halikiyetini gösteriyor. Belki düşüncenize zarar veriyorum ama maalesef ya diyeyim, o kalıplarımızdan çıkmayı istemiyoruz, korkuyoruz, titriyoruz. Bunun en güzel örneği Resulullah'ta olmuştur. Kalıptan çıkmaktan insanın korktuğunu. Vahiy geldiği zaman ne yaptı? Korktu, titredi, battaniyeye sığındı ve gizlendi. Ama Allah dedi ki, ey battaniyelere, yani örtünün altına gizlenen peygamber, çık dışarıya, kendini inşa et. Ya Rabbi, sen benim Allah'ım olduğun için sana ne gurur duyuyorum ya. Allah ne güzel bir Allah ya. Yani ne kadar harika bir sistem kurdu ya. Allah hakikaten Allah ya. Böyle insanı nasıl şey yapmış ya.
Böyle düşündükçe aklım gidesi geliyor. Yani korkuyorum acaba iman ettiğim için mi iman ediyorum yoksa tamamen aklım ruhum tatmin olduğu için mi ediyorum? Yani onu da bilmiyorum. Yani. O kadar kafama yatıyor ki. Ey örtülere bürünen, saklanan peygamber. Çık dışarıya kendini inşa et. Çık dışarıya. Yani yorgandan çık demiyor. Çık dışarıya. Cesur ol. Kendini inşa et. Gelenekten çık. Görenekten çık. Edepsizlik yapma değil. Edepsiz yap değil. Onları kullan. Artık o tırtıl gibi. Tırtıl yapraktan çıkar. Sonra kelebek olur. İnkılap geçir. Korkma. Cesur ol. Hep başkası olduk. Hep başkası olmaktan yana olduk. Ne zaman kendimiz olacağız? Efendim, şurayı okuyorum. Hem düşünmenin ne yönü ne de zamanı yoktur. Düşündüğünü yapabilmen için tahayyül takılmış sana. Sanki tahayyül geçmişin, şimdinin ve geleceğin inşa edildiği zemin. Tahayyül ne demek? Geçmişin ve geleceğin şimdi de inşa edilen bir atölye. Tasavvur da geçmişin, şimdinin, geleceğin zamanı sanki. Tasavvur neymiş? Bak bir daha söylüyorum. Tahayyül, ilk önce tahayyülü alıyorum. Dimağda 7 mertebe var ya. Bir hanım sormuş, Allah ondan razı olsun, beni tetikledi böyle bir derse. Tahayyül sırf hayal etme olmaması lazım abi dedi. Tabii değil. Bak dimağda tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. En dipte tahayyül var. Tahayyül atölyedir. Yani geçmişin, geleceğin, şimdi de inşa etme atölyesi, zemin. Tasavvur ise geçmişin, geleceğin, şimdi inşa ettiği zaman. Zamansızlık zamanı. Tasavvur. Bir daha söyleyeyim. Tasavvur da geçmişin, şimdinin ve geleceğin zamanı sanki. Yani tasavvur, geçmiş koy tencereye, gelecek koy tencereye, şimdiyi koy tencereye, karıştır tasavvur. Bunların neticesi olan taakkul. Peki bir daha söyleyeyim. Tahayyül, atölye, içine koy tencere, tencereye getir. Geçmişin bütün varlığı, geleceğin bütün varlığı koy, şimdiki varlığı karıştır, tahayyül, atölye. Tasavvur anlatıyorum. Tencereye koy. Tasavvur tenceresi. Tamam. Geçmişin düşünceleri çeşitlilikleri bir sürü. Gelecekteki düşüncelerin çeşitlilikleri. Şimdiki düşünceler karıştır. Onun adı tasavvur. İkisini topla iki tencereyi karıştır. Taakkul. Başkasına zaman ayırıyorsun zamanınızdan. Yani zamanınızın içine onun zamanını koyuyorsun. Mesela ben sana İrfan zaman ayır. Abi bana zaman ayır. Benim zamanımın içine seni sokuyorum. Senin zamanını zamanıma sokuyorum. Tamam? Yani zamanımızın içine onun zamanını koyuyorsun. Onun anlattığı diğer birisi varsa o da kendi zamanının içine bahsettiği kişinin zamanını koyuyor. Sen de hanımından bahsediyorsun. Veya abi ya falan adam böyle dedi. Şöyle düşünüyor. Senin zamanının içinde o zamanı var. Yani ki senin için o var. Sen de bana anlatıyorsun. Ben de sana zaman verdim. Seni de ben içime soktum. İşte zaman içinde zaman, kişilik içinde kişilik. Parantez açmalıyım sen. He? Bir cümlede parantez evet. Açıyorum. Anlıyor musun bunu? Çok ilginçtir. Sana zaman ayırıyor. Zamanımın içine seni koyuyorum. Seni koyduğum zaman seninle alakalı her şeyi koyuyorum. Ama senin içinde de hanımın vardı. Hanımın içinde kayınpeder, kayınbirader bakanlıkları vardı. Bir sürü şeyler var. Hepsini bak kişilik içinde, kimlik içinde kimlikler, kişilik içinde kişilikler, zaman içinde zamanlar. Nice insan bundan neler çıkartacak? Diğer birisi varsa o da kendi zamanının içine bahsettiği kişinin zamanını koyuyor. Yani boyut boyut içinde, zaman zaman içinde. Anladın mı İrfan?
Hani iki kişi bir havuza girdiler, yıkandılar, kendilerinden geçtiler. Sırrı kadere tersten bakmaktır 279. Sözler 279'un bir derece anlaşılması için ta şimdilerde geleceği keşfetmek, geleceği görmek gibi konuşmalar gayet normal gelmeye başlamış diye konuşma var ya, dersi başladım. O hep çok soruluyordu, ona cevap olsun. Ben de çözmek istiyordum, çözemiyordum. Sözler 279'daki bir iki kişi havuzda yıkandılar. Gayet mütesir olup kendilerinden geçtiler. İki kişi iki yönden bir geliş bir gidişi anlatıyor. O tepede 33 vesaire. Artık ne anladıksa. Zaman zaman içinde en sonda onu koydum. Abi bana zaman ayır. Zamanımın içine seni koyuyorum. Zaman şu. Tık, tık, tık. Hani tık. Bay, tık buradan tık. Bunu tutuyorum. Tak aç. Aha bastı zaman. İçerisine koca bir seni koyabiliyor. Zaman mahluktur. Kişinin itikadına göre daralıyor, genişliyor. Kişinin itikadına göre. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde şöyle geçiyor. Ahir zamanda zaman ne olacak? He? Kısalacak diyor. Çünkü itikatlar azalacak, o da imanlar arttıkça büyüyecek. Ama onu ben söylüyorum. İman, onu ben bir noktaya nazar. Bunu da kabul edin, etmeyin ha. Yani düşünün. Bak bir de söylüyorum. Ahir zamanda dünya aynı. Güneş de aynı. Peki hepimiz geçmiyor, ağzımızdan çıkmıyor mu? Ya çok zaman çok çabuk geçiyor ya. Öyle mi? Bir manası şudur. Eskide yapılacak işler muayyendi. Sığırları sabah namazından sonra açıyorsun, otlatıyorsun, öğlene doğru getiriyorsun. Bitti. Ama şimdi bu zamanın içerisine maillere bakacaksın. SMS'lere bakacaksın. Mail göndereceksin. Cevap vereceksin. Onu alacaksın. Onu yatıracaksın. İSKİ'ye gideceksin. Telekom'a gideceksin. Aynı şeyin içine çok şey koyunca hiçbirisine yer kalmıyor. Zaman çabuk geçiyor zannediyor. Bu birinci avami yorum. Bu basit. Bize ait yorum. Zamanı yapıyorum. Tık, tık. Çünkü zamanın eşeği üzerindeki tesiri azimdir. Zaman eşeği değiştiriyor. Bunu ihtarlatan odur. Yani esbab aleminde. Allah da hani esbab. Dehr esması. Tık, 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 tık. Devriliyor. Bak, tık yaparken saniye, tık iki nokta, tuttum. Bu zaman mahluktur. Ben ise bir tarafım var, mahluk değil. Esmanın arkasındayım. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına girince dün ve bugün yoktur. Zaman ve mekanın kaydından çıkıyorum. Bu iki noktayı tutuyorum, açıyorum. Giriyorum içeriye. İki rekat sabah namazının farzında İmam-ı Azam koca Kur'an'ı okumuş. Hatmetmiş. Açmışsa aynı zaman. Diye o sokakta o an Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz camide iki rekatta hatmi Kur'an okurken aynıdır. Bizim okuduğumuz şekilde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Öyle değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu şekilde hatmetmiş. Ama aynı anda caminin dışındaki insanlar, mahalledeki gece konuda oturanlar da herhangi bir zaman değişikliğini yaşamadılar. İçeridekiler de aynı eda ile dinlediler. Güneşin hareketi, dünyanın hareketi hiç değişmedi. İçeride bir, kaç günde okunacak veya hafız diyor ki ben 5 saatte bitiriyorum Kur'an'ı diyor. 10 saatte. 10 saati kaç dakikadır namazın geçmesi? Yani sabah namazı, imsak, güneş. 1,5 saat. 1,5 saatte Kur'an'ı sokmuş. Ama dikkat edin, dünya aynı, dönüşü aynı. Yavaşlamıyor, yüzlemiyor. Güneş aynı. Caminin dışındaki evlerde aynı süre çalışıyor. Ama caminin içinde İmam Azam ve cemaati o zamanı genişletmişler. İçine girmişler. Bunlar için geniş. Diğerler için geniş değil.
Değer esmasının sureti mi değişmiş oluyor? Evet. Değer. Denizli, Edirne, Hatay, Rize esması sureti değişiyor. Hakikatine doğru yaklaşıyorlar. Peki nasıl yapılıyor? İman arttıkça bunun bir manası beden incelleştikçe ruh kalınlaşıyor. O zaman ruhun derece hayatına geçiyorsun. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçince mekan kalkıyor, zaman kalkıyor. Mekanı oluşturan tahayyülümüzdür. İşte demek, pek demek istemiyordum ama. Mekanlarımızı, yani mekandan tesir alan özelliğimiz bizim tahayyüldür. Zaman anlayışımızı, yani düşünceler var ya, o şey tasavvurlarımızdır. Düşünceler ve zaman anlayışlarımız, anlayış diyeceksin, algı demeyeceksiniz, uyduruktur. Zaman anlayışlarımız, düşünce anlayışlarımızı, farklılıkları bize kazandıran tasavvurlarımızdır. İşte tahayyül ve tasavvuruna hakim olan zamanın ve mekanın kayıtçılığından çıkıyor. Peki nasıl? Hayalini doğru kullanan, tahayyülünü doğru kullanan, tasavvurunu istikametine koyabilen zamandan ve mekandan kısmen çıktı. Peki zamandan çıktığına delil, mekandan. Adam illa Müslüman olması şart değil. Geleceği okuyor. Geleceği görüyor. Gelecekteki buluşu şimdi buluyor. Bu kalemi bulan zat bulduğu anda bu yoktu. Ama bugün kullanılacağını ta 120 sene önce bulmuş. O zaman bugünü oradan görmüş. Ne ile? İşte Budistler de öyle yapıyor. Bedensel hayat var ya, hazlar. Sıyrıldıkça ruhun hissiyatına yaklaşıyorsun. Kafirlik, Müslümanlık mani değil. Ustad öyle diyor. Yani melekütete geçmek, yani ruh hayatına demiyor. Mülk ve melekut. Melekute geçmek için ille İslami öğretiler gerekmiyor. Aç olursun, şehvet, yani bedensel hazlardan uzaklaştıkça ruhaniyata doğru yakın olursun. Oradaki hazlar ve hisler galip olur. Onun için sende o tür şey yoksa bakarsın mesela. Mesela ben bir misal söyleyeyim. Ben size yalan mı söylüyorum? Sizi kandırırım ama Allah'a haşa kandıramam. Teşvik için yaşanan bir şey olsun diye göstereceğim. Ben, siz veya ben burada nasıl lezzet alıyorsak, ben bunun gibi Kur'an'dan ve Kur'an okurken ve namaz kılarken bunun gibi lezzet alıyorum. Lezzet alıyorum. Ne demektir? Bedensel hazlardan, keramet değil bu. Şükrü örfü, doğru yaşamaya gayret. Bedensel hazlardan, bedensel zaaflarından, tiryakiliklerden uzaklaştıkça, olmazsa olmazlarını çözüp atarsan, ruh kendisini inşa etmeye, bedene galip geliyor. O zaman ruhani şeyler ona maddi şeyler gibi lezzet veriyor. Bu bedi bir şey yani. Namazdan lezzet alıyor. Yani Allah göstermesin, namaz kalksa, öyle tahayyül ediyorum, çoğu ulema, alim, evliya gıdasızlıktan ölür. Çünkü ruhun gıdası. Neyle inşa edeceksin ruhu? Namazı çekip çıkar beşeriyetten. Ne olur? Namazsızlar gibi olur. Bitti. O kamil, fazıl, ötelerde olan insanların malzemesini çektin. Dibe vurdun. Öldü adam. Uzaylardayken yere indirdin. O boğulur yani. Demek ki tahayyül ve tasavvur, bir tanesi mekan, mekan tesiri. Mekanın bize yaptığı tesir. Tasavvur, zamanın ve düşüncelerin, yani değişikli düşüncelerin, fikirlerin, yapıların insana yaptığı tesir. O da tasavvurdur. İşte tasavvurunu, tahayyülünü ve tasavvurunu doğru kullanan, tahayyülüyle mekandan çıkar, tasavvuruyla zamandan çıkar. Zamansız ve mekansızlıktan kalp ve ruhun derece hayatına doğru gider. Ustad da bunu simgeliyor, diyor ki, beden inceleştikçe ruh kalınlaşıyor. Ruh inceleştikçe beden kalınlaşıyor. Yani bedensel hayatı yaşayanın ruhu inceleşiyor, bedeni kalınlaşıyor. Kalıbı kalınlaşıyor.
Ondandır ki simahum fi vücuhumin eseri sucuk. Kimin olduğu simadan belli. Bak bakalım İslami sıfatı var. Bu anlarsın, bu keramet değil. Bedi bir şey. Kur'an okuyorsun, namaz kılıyorsun, simadan belli. İslam sıfatı var mı yok mu görürüz. Bedi bir şey ya. Bırakın o şeyleri. Efendim, kalbi var da siyahlaştı. Geç onu. İşte bakıyorsun ağzı burnu yamamış ceset, sipsiyah surat, kalpli olmuştur. Din söylemiş, gözleri ters dönen, dudakları iş yapan, gözleri şaşı olan, suratı böyle olan, böyle gitmiştir diyor. Bunlar realite, hadis-i şerif. Ama adam dedi ya bu şeyle, anlamam kardeş. Onların simahum fi vucu min simahum fi vucu min eseri sucuk. Simalarından bellidir ne yaptıkları. Öyle mi? Yani ne yapmaya çalışıyorum? Her şey realitedir. Hepsi şeriatta kaydedir, dinde kaydedir. Ölçüdür. Biz zanlarımıza hapsolmayalım. Zanlarımız bizi köleleştirmesin yeter. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Var mı sorunuz? Veya? Yok abi. Var mı sizin? Yok değil mi? Peki, El Fatiha.